sen bir işte bir mesleğin varsa o onun bütün dallarını bilemezsin ki. Bilmek hele mutfak. İşin iyi yap olmasını hiç istiyorsan kimse her şeyi sen bilemez. Senelik, iki senelik değilsin ki 10 senedir çalışıyorsun. Senelikle alakası bu. Yok. Sürekli üretilir çünkü. Ben kendi kafamdan bir şeylerle karışık bir şey yaparım. Ona bir isim veririm. Olur o sana bir yemek. Ama değişik size çıkarırım. Göre bir isim olur. Yani demek ama ki... ben onu sunduğum zaman, ona bir isim yaptığım zaman marka bile oluyor. Nasıl bana göre değil. Bunlar böyle durup dururken eskiden beri gelme şey değil ki. Herkesin buluşuyla ortaya çıkan bir şey. Sizin var mı bir buluşunuz? Buluşum yok ama biz desem bulurum. Yemek buluş mu, isim verdiniz mi mesela? Ama yaptığım yemekleri muhteşem yapıyorum. Yani inanırım, tadından... ona inanırım ama... Yani onlar başkasının yemekleri, kendinizin yemeği. Ortaya bir kendi yemek çıkarıp isim bulup sürdünüz mü mesela ortaya, piyasaya? Patentini aldığınız yok, mesela? Yok, ben hep çalıştığım için başkalarının yanında o şansım olmadı. Hmm. Ama kendi iş yerim, dükkanım olsa mutlaka onu ben çıkarırdım. Çünkü bir de gerçekten çok meraklıyım öyle şeyler. Benim çıkarmam gerekiyor, benden bir şey çıkması gerekiyor. Yani başkalarının şeyini herkes tarif vererek yapabiliyor zaten. Önemli olan... patentini almak. Aa, geliniz ojelerini çıkarmış. Evet çıkardı. İyi, çok iyi yapmış. Aşkım benim. Dün onu biraz inat etti ama. Tabii çıkarması yok, lazımdı. Yok canım isterse bilmem hoş da durmuyor. Bir yok yemekte. O siz üstüne gittiniz diye ama biraz böyle. Ama bakın rende mesela. Benim elim şu anda kaşarı rendeliyor. Ama dinler. Elini götürebilir. Ojesi gidebilir. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten hevesimi kursağımda bırakıyorsun. Zeynep çok üzgünüm annem. O kadar annem. Emek ediyorum, o kadar çabalıyorum. Haklısın. Yani var ya bir yandan kızlarla uğraşıyorum, bir yandan yemekle uğraşıyorum. Bana gelip nasıl her defasında bir vermeyi haklısın başarıyorsun? Haklısın kızım, çok ya. Üzgünüm. Vallahi bilerek yapmıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim, Aysun'la ortak falan mısınız? Ne alakası? Yani ben artık anlayamadım yani. Ne alakası? Yani. Aysun'a mı vermişim gene beşi? Onu bile bilmiyorum bak. Yeni gelen kıza 3 tane bir alan kıza aldı, verdi. Sibel aldı. Gerçekten evet. Şaka gibi. Çeyreği alıyorum, almam mesele değil. Bir şekilde şansım yaver gidiyor. Yani kazanıyorum evet, ama evet. Ben açık ara farklı almak istiyorum ki bilezikleri rahat kazanabileyim. Yani yeni kız bile takmış kafayı bana geldiği ilk günden beri. Yani benim üzerime oynuyor. Sen bir de gidip ona veriyorsun. Ya. Bak şöyle yapsan anlarım. Zaten üçümüzün yemeği o kadar birbirine yakındı ki. Bana 4 versen, kızlara 4-5 versen, o kıza 1 versen diyeceğim ki hani kayınvaliden beni bulamadı bu sefer 4 olsun i̇şte, neyse. Biliyor, üçe bile razıyım işte artık ya. İşte bilsem ya, üçe bilsem bile yani. Yapacağım ama bilemiyorum ki. Sen benim bulamıyorum. Sen benim şansımı azaltıyorsun biliyor musun böyle? Doğru yapar. Söylüyorsun, haklısın. Yani ya kuraya kalıyorum ya kaybediyorum. Doğru söylüyorsun. Ya kuraya kalıyorum ya çok kaybediyorum. Çok haklısın Zeynep, çok haklısın. Artık kızların ama dinler ne yapacağımı üstü. Bilemiyorum. Yani sürekli bir alan bir alıyorsun diye kızlar beni bildiğin diline doladılar, dalga geçiyorlar benimle ya. Yani ben yukarı çıkmaya çalışıyorum, sen resmen benim kafama vurup aşağı sokuyorsun yani. İşte özür dilerim. Bir de her şeyi geçiyorum bak, çeyreği meyreği her şeyi elimde geçiyorum. Elimde değil vallahi artık bak. Artık derdim ne değil. Biliyor musun? Şu kızlara dalga konusu olmayayım artık ya. İnşallah olmazsın. Ya keşke sonra. Sana sorsalar İnşallah niye bulurum. Bir veriyorsun diye. Gelip bana soruyorlar bir de yani. Allah yine biri aldın Zeynep, yine biri aldın Zeynep. Yani alay konusu olduğu yok. Ben ister inanırsın ister inanmazsın. Çok üzülüyorum. Üzülüyorum çünkü... Yani ya bilmiyorum nasıl bu kadar fazla olabilir? Hani bir kere verir, iki kere verir, üç kere verir, 5 gündür veriyor. Canım fotoğrafını dün asarken bile bunu söyledin hatırlıyor musun? Kayınvaliden bana hiçbir vermedi. Özellikle sadece kayınvalidemin resmini astım. Neden biliyor musun? Çünkü bana hiçbir vermez. Hep 5, hep 4. O yüzden. Ya bu alay konusuyla alakası yok ki. Ben kayınvalidemin ne kadar çok hak ettiğinden bahsettim. Nurten teyze de veriyor. Yeni gelen kayınvalideler de gelinlerine veriyor. Ben ona takılmadım da ben kayınvalidenle konuşma uslubuna takıldım. Nesi var canım uslubumu? Kadın iki büklüm oldu yanında. O kadar korktu canım, ki senden. Canım benim kayınvalidem normalde oturuşu da öyle. Otururken böyle oturur. Bilmiyor nasıl musun? Nasıl artık davranıyorsan normal hayatta kadına. Yani buradan korktu vurmayın Allah resmen. Aşkına ya. Başka bir şey Zeynep'cim, bu. Zeynep'cim özür dilerim. Daha yaratıcı ol, daha yaratıcı. Ne gerek Zeynep, var koca kadın? Sence de biraz fazla üzerine koca gitmiyor kadın. Musun? Hayır. Kadın zaten bulamıyor bak. İyice stres altına sokuyorsun sen onu. Sana bir şey söyleyeyim. Ben onu diyorum ne işte. Yapacağını şaşırıyor. Bak şöyle anlatayım. İnanın ben onun kadar takmıyordum. Bak samimiyetle söylüyorum. O bir verince inanılmaz üzülüyor. İnanılmaz. Ama sen daha çok ama dün, ama dün şöyle oldu. Şimdi ben ciddi anlamda emindim yüksek alacağıma. Diğer kayınvalidelerden de aldığım için. Kayınvalidem gelip istisnasız bir kere daha bir verince senin sinirin bozulmaz mı? Bozulur. Bozulur yani. Ama keşke yani Yasemin teyze zaten tansiyonu var ağlıyor falan yani. Keşke şey yapmasaydı. Kızlar ben kayınvalidemi azarlamadım ki biz normal konuşuyoruz orada. Nasıl azarlamadım? Fikirlerimi sordu söyledim yani. Aslında Zeynep hırslanmadı ama kayınvalidesi bir verdikçe bir değişti.
Yasemin Hanım. Efendim. Allah aşkına biraz gelininizin karşısında güçlü durur musunuz? Sürekli özür dilerim, olmaz, bilmem ne. O da size sürekli çıkışıyor duruyor. Biraz güçlü olun ya. Ama 6 gündür bulamamak da çok zor yani. Geçen hafta ağladınız. Bulamadım diye ağladınız. Evet. Gerçekten. Niye bu kadar tabii yani? Tabii ağladım, çok üzüldüm, çok ağladım. Yapmayın Allah aşkına. Allah aşkına yapmayın. Ben sürekli gelinimi bulamadım, bir verdim, siz biliyorsunuz. Ama dönüp de o kadar bir kere ağladım. Ama artık ben bulamadım bir kere ağladım. Gelinimden özür dedim. Ama siz her gün bunu yapıyorsunuz. Her gün yapmadım Nurten Hanım. Yok yok, ağlıyorsunuz bulamayınca. Özürler diliyorsunuz. Üzülüyorum ama bir kere ağladım. Çünkü Yasemin Hanım naif insan. Üzülüyor, hastalanıyor. Ona bir şey demiyorum. Zeynep zaten gitmiş üstüne. Bir de siz lütfen gitmeyin üstüne katın. Bu kadar da gelmeyin tabii ki üzerime yani. Ama biz onu daha güçlenmesi için diyoruz. Üzmek için. Tamam, doğru söylüyorsun ama. Bulamıyorum diye üzülüyor zaten. Ama üzüldüğü için de bulamıyor işte. Daha güçlü olsun. Niye gelinine bağırttırıyor? Niye kalıyor, altta kalıyor? Kalma. Altta biraz kalmış değilim, o haklı. Bana kızmıyor ama haklı yani konuşmakta kızacağın. Ben ama bir kere de yani şöyle sağlamcı bulamadım kızım ne yapabilirim demeniz lazım. Kendinizi o kadar bırakıyorsunuz ya her sefer ki. Ya kendini zaten suçlu hissediyor. Zaten Zeynep'e karşı kendini mahcup hissediyor. Yok, ben ama onun için kadın olmaz ki Semra zaten hassas. Üstüme gelmeyin üstüne ne olur. Gidiyor. Ben zaten gelmiyorum. Gelmeden de izliyordum. Gelmeden de izliyordum. Çok bu kadar olmaz. Nurten Hanım sen vermedin mi birileri? Ben verdim ama bu kadar ezilmedim. Bu kadar böyle aman kızım ya falan demedim. Nurten Hanım sen de ben bir değilim işte. Her karakter bir değil. Tamam. O biz yüzden... de diyoruz ki kendini bu kadar yıpratma. Haklısınız ama çok işte normal. Siz ne kadar yıpratmasan desek de onun karakteri İnşallah. Çok hassas bir insan. Sizin gibi değil o da. O da öyle. İnşallah. Vallahi yani Semra sen de diyorsun, onun pardon. Savunucusu oldun savunucusu yani. Maşallah avukatı oldun. İnşallah bulacağım bir vereceğim. Saniye. Ben bulamadığım zaman neler yaptılar bana burada? Zeynep kalktı. Oo birler kraliçesi Nurten. Aysun Apotaların kraliçesi, birler kraliçesi. Ama biz yine de dimdik durduk. Gelin aman Nurten Hanım. Herkes de başa çıkmaya çalıştı. Nurten Hanım gelin geline söyledi ama birler kraliçesisin diye. Ben sana hiçbir bak, şey demedim. Demek ki demedim. Zeynep sana yükleniyor ya. Niye yükleniyor? Ben de yaptığım zaman benim gelime yükleniyor. Demek ki olabiliyor. Tabii ki olabiliyor işte. Yani. Ben de o yüzden eziliyorum ya. Veremedim. Bulamadım diye eziliyorum. Ben ezilmedim diyor. Ya zaten sen eziliyor. De ezilme Zeynep üstüne gidiyor. Belli etmiyor. Üst üste konuşmayalım. Yani bu kadar üzerime geliyorsunuz. Daha çok sinirleniyorum. Daha çok bulamayabilirim yani. O yüzden. Üzerine gelmek için bizden bulmayın da. Bak şimdi yine bulamazsınız. Sizin yüzünüzden oldu falan i̇şte demeyin. Bulamayabilirim. O yüzden bir üstüme gelmeyin. Ha, ağlayacaksın şimdi yani. Yok niye ağlayayım? Biraz ya? Daha biraz daha aynı ama ağlayacak gibi duruyorsun. Yok canım niye ağlayacağım? Yok yok bence öyle gibi geliyor. Bana öyle geliyor. Bir tek Allah bulamayan sanki Yasemin Hanım Allah değil Allah ya. Ağlatmasın. Bulur bulamaz. Şimdi Sibel'ciğim buranın kraliçesi kim? Ben. Birincisi kim? Şu anlık. Ben. Şu anlık. En yüksek, en çok altı kimde var? Bende var. Bu da şu anlık. Buranın kuyumcusu. Şu anlık, şu anlık demene gerek yok. Buranın kuyumcusu kim? Ben. Göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Bak, buranın en şanslısı desen sen. Ha, evet. Tek şans alıyorum değil mi ben? Şans almıyorsun. Teşekkür ederim. Ama şanslısın. Bir şey söyleyeceğim. Ama şans geçen hafta benim... sultan vardı. Şans da büyük bir faktör. Bu hafta kraliçe var. Bakalım önümüzdeki hafta ne olacak? Çok merak Peki, ediyorum. Peki ben bir şey söyleyebilir miyim? Sultanı kabul etmediğim gibi kraliçeyi de kabul etmiyorum. Şanslı olmak bence nasıl biliyor musunuz? Benim fikrim yani. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Ama gerçekten Ay, şanslısın Gizem. Yani maşallah eksik olmasın ya. Da. Yani o iyi biz kötü yani. Olduk Zeynep. Farkında mısın? Yani... Alıp konuyu nereden nereye getiriyorsun Gizem ya? Yani kendine bir kuyumcu dükkanı açtın oraya. Kendi kendini kraliçe ilan ettin. Bence bırak da buna insanlar karar versinler ben ya. Ben olsaydım ama sizin yerinizde işte ya da bundan kayınvaliden söylesin benim gelinim kraliçe diye. Kalbinizin ekmeğini yemek böyle bir şey işte. Bakın ben olsam gerçekten söylüyorum. Tebrik ederim ya. Hayatta kocumam ama siz... Şu an neyi tebrik edeyim tam olarak? Sen ne zaman kimi tebrik ettin ya? Kendi kendine bu kadar büyütme. Evet. Çok önemseme öyle kendini. Siz ben çeyrek aldığım zaman, cuma günü çeyrek almıştım galiba. Alkışlamadınız bile ya. Gizem. Teşekkür ederim annem vallahi.
Alkışlamadınız güzel. Aa olsun. Evet ya. Evet. Alkışlardınız. Hayırlı olsun. Ne diyorsun Gizem sen? Ben seninle kuraya kalmışım. Çeyreği kaybetmişim. Yo, cuma günü kuraya kalmadın ki sen. Tamam, ben yüksek puandaydım. Ben öndeydim. Çeyreği ben alacağım diye düşünüyorum. Bir açıklanıyor.